Bölüm 41, detaylı anlatım. Ha-mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmiştir. Bilen bir toplum için Kur'an, Arapça okunarak ayetleri apaçık olarak açıklanmış bir kitaptır. Müjdeci ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdi. Artık dinlemezler. Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimizde örtüler, kulaklarımızda ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda da bir perde vardır. Sen çalış, biz de çalışacağız, dediler. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana yalnızca, sizin ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Öyleyse ona, giden doğru yola, yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Şirk koşanların vay haline. Onlar zekatı vermezler, ahireti inkar edenler de onlardır. İman edenler ve salih ameller yapanlar, işte onlar için de kesintisiz bir mükafat vardır. De ki, siz, dünyayı iki günde yaratana nankörlük mü ediyorsunuz? Ona ortaklar koşuyorsunuz. Halbuki o, alemlerin Rabbidir. Dünya üzerinde sabit dağlar var etmiş ve onları bereketlendirmiştir. Soranlar için orada, yiyeceklerini ve gıdalarını tam 4 günde takdir etti. Sonra gaz halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yere, isteyerek ya da istemeyerek gelin, dedi. Onlar da, isteyerek geldik, dediler. Onları 7 gök olarak 2 günde var edip, her bir göğe kendi işini bildirdi. Dünya göğünü ise kandillerle, yıldızlarla süsledik ve koruduk. İşte bu, hakim, aziz olan, Allah kesme işareti'nin takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse, onlara de ki, sizi, At ve Semud'un yıldırımına benzer bir yıldırımla, azapla uyardım. Onlara peygamberleri, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, diye önlerinden ve arkalarından geldiği zaman, Rabbimiz isteseydi melekleri gönderirdi. Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeylere küfrediyoruz, demişlerdi. At, haksız yere yeryüzünde büyüklenmiş, bizden daha kuvvetli kim var, demişlerdi. Kendilerini yaratan Allah'ın, kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmüyorlar mı? Onlar, ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında rezil edici azabı tattırmak için, onlara uğursuz olmuş o günlerde buz gibi bir rüzgar göndermiştik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud'a gelince, onlara doğru yolu göstermiştik. Onlar ise körlüğü, küfrü hidayete tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları kötülükler yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları tutmuştu. İman edenleri ise, Allah'tan sakınmaları, takvaları sebebiyle kurtarmıştık. Allah kesme işareti'ne düşmanları o gün cehennem kesme işareti'ye sürülürler. Hepsi bir aradadırlar. Oraya vardıkları zaman, kulakları, gözleri ve derileri, onların yaptıklarına şahitlik edecektir. Derilerine şöyle diyecekler, niye aleyhimize şahitlik ettiniz? Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratmıştı ve yine o kesme işaretine döndürülüyorsunuz. Siz, kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin kendi aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Oysa Allah'ın, sizin yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkındaki bu zannınız sizi helak etti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse, ateş onların kalacak yeridir. Eğer, mazeret sunup, tekrardan dünyaya gönderilip, azabın kaldırılmasına izin isterlerse, bu onlardan kabul olunmayacak, Rablerini, razı edenlerden olamayacaklar. Onlara yakın arkadaşlar musallat etmiştik de, onlara önlerindekini ve arkalarındakini süslü göstermişlerdi. Kendilerinden önce geçmiş cin ve insan toplumlarına gerçekleşen azap sözü, bunlar üzerine de gerçekleşmişti de onlar, hüsrana uğrayanlar olmuşlardı. O kâfirler, bu kur kesme işareti an kesme işareti'i dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız, demişlerdi.
Kâfirlere elbette şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Allah'ın düşmanlarının cezası işte bu ateştir. Onlar için ebedi kalınacak bir yurttur. Orası, ayetlerimizi bile bile inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar içindir. Kâfirler derler ki, Rabbimiz, bizi saptıran cinleri ve insanları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar. Rabbimiz Allah'tır, diyen sonra da dosdoğru olanlara, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennet kesme işareti iyi müjdeleyin, sevinin, diye melekler iner. Biz hem dünya hayatında ve hem de ahirette sizin dostlarınızız. Orada canınız ne isterse vardır. Orada sizin için ne isterseniz vardır. Çokça bağışlayan, merhamet eden Allah'tan bir ikram olarak. Allah'a davet eden, salih amel yapan ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? İyilik de kötülük bir değildir. Kötülüğü en güzel şekilde sap. O zaman seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, sanki yakın bir dost gibi olur. Buna sabredenlerden başkası kavuşturulmaz. Buna ancak büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. Eğer şeytandan bir vesvese sana gelecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi işitendir, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneş kesme işareti E ve ay kesme işareti A secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde ediniz. Eğer gerçekten O'na ibadet eden kimseler iseniz. Eğer büyüklenirlerse, bilsinler ki Allah'ın yanındakiler gece gündüz hiç usanmadan O'nu tesbih ederler. Onun ayetlerinden biri de şudur, yeryüzünü kupkuru görürsün, üzerine su indirdiğimiz zaman, harekete geçer ve kabarır. Toprağa böyle hayat veren, ölüleri de diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter. Ayetlerimiz hakkında ilhat edenler, haktan sapanlar bize gizli değildir. Kıyamet günü ateşe atılanlar mı daha hayırlıdır yoksa emniyet içinde gelen mi? İstediğinizi yapın. Nitekim O ne yaptığınızı görendir. Kendilerine kitap geldiğinde ona küfredenler, helak olacaklar. Oysa O, aziz, üstün bir kitaptır. Ona önünden ve ardından hiçbir batıl gelemez. Hakim ve hamde layık olan, Allah kesme işareti ığne katından, indirilmiştir. Sana söylenenler, senden önceki elçilere söylenenlerden başka bir şey değildir. Şüphesiz Rabbin, hem mağfiret sahibidir, hem de acı bir azap sahibidir. Eğer biz onu, yabancı dilden bir kur kesme işareti an kılsaydık, diyeceklerdi ki, ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi, bir Arap peygambere, yabancı dilde, bir kur kesme işareti an, mı? Derlerdi. De ki, iman edenlere hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarında ağırlık vardır. O, onlara karşı bir körlük vardır, hidayet bulamaz. Sanki, onlara uzak bir yerden sesleniliyor. Musa'ya da kitap vermiştik. Onda da ayrılığa düşüldü. Önceden Rabbinden bir söz verilmiş olmasaydı hemen aralarında hüküm verilirdi. Onlar, ondan yine de şüphe ve tereddüt içindedirler. Kim salih amel yaparsa, kendisi içindir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara asla zulmedici değildir. Kıyamet, saatinin ilmi sadece Allah'a aittir. Onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkar, ne bir dişi hamile kalır ve ne de doğurur. Allah, onlara, nerede ortaklarım, diye seslendiği gün, bir şahidimiz olmadığını sana bildiririz, derler. Daha önce dua, ibadet ettikleri şeyler onlardan kaybolup gitmiştir. Bir kaçış yolu olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır istemekten bıkkınlık duymaz, fakat ona bir şer dokundu mu, hemen ümitsiz ve karamsar düşer. Kendisine dokunan bir zarardan sonra, ona biz, bir rahmet tattırırsak hemen şöyle der, bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağına da inanmıyorum. Eğer Rabbime döndürülürsem, onun yanında, benim için daha iyisi vardır. Kâfirlere elbette yaptıklarını haber vereceğiz ve en ağır azabı onlara tattıracağız.
İnsana bir nimet verdiğimizde yüz çevirir ve büyüklük taslar. Bir kötülük dokunduğu zaman hemen çokça dua etmeye başlar. Eğer bu, Kur'an, Allah katından gelmiş, sonra da siz onu inkar etmişseniz, gördünüz mü uzak, derin bir ayrılık içinde olandan daha sapık kim vardır? Onun hak olduğu iyice belli olana kadar, ayetlerimizi hem afakta hem de kendi içlerinde göstereceğiz. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Onlar, Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilin ki O, her şeyi kuşatandır.